Herkese merhabalar Eyüp Hoca ben Değerli dostlarım, bu videoda son 10 yılda çıkmış Türkçe sorular ile ilgili bir analiz yapacağız. Büyük resmi görmek adına, e, bütün konulardan soru çıkıyor biliyorsunuz ama hangi konudan ne kadar soru çıkıyor, bununla ilgili bilgiler vereceğim size. Ufak tefek detaylardan bahsedeceğim. Bu bakımdan bu videoyu dikkatlice izlemenizi ve izledikten sonra kendinize göre bir analiz yapıp e, bir eylem planı hazırlamanızı istiyorum. Oldukça faydasını göreceksiniz değerli dostlarım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden isterseniz hemen başlayalım. Fakat önce kısa bir reklam Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Instagram hesabıma da ayrıca beklerim. Evet hemen başlayalım. Şimdi değerli dostlarım son 10 yılın sorularına baktığımızda ee, şöyle konu konu bir gidelim bakalım neler çıkmış neler sorulmuş nelerle karşılaşmışız Şimdi sözcükte anlamla başlayacağız sözcükte anlama baktığımızda bir 2015 yılında sorusu yok ama onun dışında 3-2 en son 2019'da 4 tane sorusu çıkmış 4 soru 3 soru 2 soru bu civarda geliyor karşımıza Peki karşımıza çıkan sorular işte temel anlam yan anlam mecaz anlam bunlarla mı ilgili hayır daha ziyade değerli dostlarım söz öbekleriyle alakalı özellikle metin verip metinde bir yerin altını çizip altı çizilinin kattığı anlamı soran sorular ya da tırnak için alınan bölümün kattığı anlamı soran sorular veya bir kelime yanında parantez içinde bir kelime anlamı uyuşmaktadır uyuşmamaktadır gibi çok anlamlılıkla ilgili sorular daha çok geliyor İkilemeler, pekiştirmeler vesaire ama temel anlam mecaz anlam terim anlam vesaire bununla ilgili uzun zamandır soru gelmiyor daha ziyade söz öbeklerinde anlam şeklinde. Deyimler ve atı sözleri biliyorsunuz bunlar kalıplaşmış söz öbekleridir. Baktığımızda değerli dostlarım 2012 yılında ve 2017 yılında soru gelmiş ama onun dışında soru gelmemiş fakat ben deyimleri ve atı sözleri özellikle deyimleri çok önemsiyorum. Çünkü cümlede anlam sorularında ve paragraf sorularında deyimler sıklıkla kullanılır. Eğer kullanılan deyimin anlamını bilmiyorsanız metni anlamada ya da cümleyi anlamada bazen problem yaşayabiliyorsunuz. Bu bakımdan deyimler önemlidir. Cümlede anlama bakalım. Arkadaşlar ortalama 5 soru geliyor. 6 7 Gördüğünüz gibi 2018'de 7 soru gelmiş, 2019'da 3 soru gelmiş. 5 6 7 bu civarda sorular gelecek. Peki karşımıza çıkan sorular neler? En çok 5 tane cümle verip hangi ikisi yakın anlamlıdır veya bir cümle verip anlamca aynı doğrultudadır gibi sorular. En fazla bunlar geliyor. Onun dışında cümlede cümlenin anlamında yer alan yargılar. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç. Özellikle yeni nesil sorularda bununla ilgili güzel bir video hazırlamıştım. Onu mutlaka izleyin. Yeni nesil paragraf soruları diye. E, yeni nesil sorularda iki parça verip birleştirme soruları. iki parça verip birine bakıp diğeriyle ilgili ne söylenebilir, söylenebilir gibi sorular. Cümlede anlamla ilgili karşı karşımıza çıkıyor gelelim paragrafa değerli dostlarım 20 ile 30 arasında değişir 20 soru 23 soru 29 soru 22 24 25 vesaire e hocam Biz daha çok biliyorduk paragraf 30'a yakın Evet öyledir ama e bazı cümlede anlam soruları da paragraf sorusu gibi artık. Yani o kadar uzun ki soru paragraf sorusu olarak algılanıyor. Bununla alakalıdır ama sadece paragrafla ilgili olanlar en fazla 30 değerli dostlarım. 2015 yılında 29 tane soru gelmiş. Peki paragrafla ilgili bu kadar sorunun içerisinde dağılımı en yüksek olan konu başlığı hangisi? Değerli dostlarım, yardımcı düşünce soruları. Nelerdir onlar? Söylenemez çıkarılamaz, değinilmemiştir, yoktur gibi olumsuz sorular. Özellikle 10 soru ile 15 soru arasında değişiyor sayıları çok fazladır. İnanılmaz vakit alan sorulardır. Zor sorular değildir ama vakit alan sorulardır. Beyin yoran sorulardır. Çünkü paragrafı anlamaktan ziyade paragrafı hafızada tutmaya yönelik bir sorudur. Bu bakımdan özellikle o olumsuz sorularla ilgili bir pratik geliştirmeniz lazım. Benim yeni nesil paragraf soruları adlı videom, onun dışında paragrafta olumsuz sorular adlı videomu mutlaka izleyin. Orada gerekli taktikleri anlatıyorum. Bu soruları yorulmadan, daha hızlı, daha keyif alarak, daha e, az yanlışla hatta hiç yanlışla neden olmasın e, tamamlamamızı sağlayacak taktikleri orada veriyorum değerli dostlarım. Dikkat! Gelelim anlatım bozukluğuna. Son yıllarda pek çıkmıyor dedik. Bunu şuna e, dayanarak söylüyoruz. Ben 99 girişliyim. Üniversite sınavı 99 yılında girdim. O soruların çalındığı yıl. E, <laughs> O seneye kadar e, anlatım bozukluğu soruları 4 ya da 5 tane geliyordu. Ancak 99 yılından sonraki sınavlarda anlatım bozukluğu soru adeti gittikçe azaldı. Artık gördüğünüz gibi bir, bir, iki tane çıkmış 2016'da, 2018'de bir, 2019'da yok. Ben 2020'de bir tane bekliyorum. Bir tane soru yine gelecektir. Yazım kurallarına baktığımızda banko garanti kesin bir tane soru gelecek değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi 2, bir tek 2012'de yok 2, 1, 1, 1, 2 diye devam ediyor. Kesinlikle yazım kuralları ile ilgili bir soru gelecektir. Özellikle şu ki'nin, de'nin, mi'nin yazımı gözünüzü seveyim şunları artık karıştırmayın öğrenin bir an önce. Bununla ilgili videolar kanalımda mevcut. E, satır sonlarındaki kelimelerin bölünmesi bitişik yazılan birleşik kelimeler ayrı yazılması gerekenler ve vesaire. Büyük harflerin kullanıldığı yerler çok önemli. Özellikle çok soruluyor. Çok dikkat değerli dostlarım. Yazım kuralları ile ilgili gerekli aradığınız her şey kanalımda mevcuttur. Noktalama işaretlerine baktığımızda yine garanti bir tane soru gelecek. Kesinlikle bir tane gelecek. Her sene iki ya da bir tane soru çıkmış Peki özellikle sorulan noktalama işareti genellikle parça doldurma sorularıyla çıkıyor parantez içindeki boşlukları doldurma o tip sorularda özellikle virgül ve noktalı virgül özellikle bunun üstüne gidiyorlar ki yine kanalımda hani reklam yaptığımı düşünmeyin çünkü bunları e, yönlendiriyorum ki e, işinizi görsün virgül ve noktalı virgülle ilgili bir videom bir de noktalama işaretleriyle ilgili genel ayrı bir videom mevcut mutlaka izleyin değerli dostlarım kesme işaretinin kullanımı o da çok çıkıyor soru işareti çok çıkıyor bu noktalama işaretlerine lütfen dikkat gelelim Dil bilgisi konularına. Gördüğünüz gibi 5, 6, 3, 2, 1, 7 e, bayağı sayıda soru var. Yalnız yanına parantez içinde bakın karma yazmışım. Ne demek istiyorum? Değerli dostlarım son yıllarda dil bilgisiyle ilgili özgün soru yok. Yani aşağıdakilerden hangisinde belirtili at tamlaması vardır ya da aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır gibi tek bir konuyu ilgilendiren soru son yıllarda pek fazla gelmiyor. Gelen sorular genellikle metin ve metinde Hangisi söylenemez ya da metinde hangisi yoktur? Şıklara bir bakıyorsun adam çatıyı da sormuş, sözcükte yapıyı da sormuş, sözcük türlerini de sormuş vesaire. E peki hocam özgün olarak tek bir konuyla ilgili soru tahmininiz var mı? Değerli dostlarım, benim beklentim yani özgün bir soru, tek bir konuyu ilgilendiren bir soru. Belki sözcük türleri ki o da bence alt başlıkları çok olan bir konu. O da özgün bir soru olmuyor. Mesela altı çizili sözcüklerden hangisinin türleri aynıdır dediği zaman işin içine sıfatlar, zarflar, zamirler hepsi giriyor değerli dostlarım. Ama sözcük türleri yani sadece sözcük türlerini ilgilendiren soru olabilir. Cümlenin ögeleri çok dikkat Özgün soru olarak beklentim bu. Yani tek bir konuyu ilgilendiren soru gelecekse bu cümlenin ögeleri olabilir. Cümlenin ögelerine lütfen dikkat. Onun dışında bir de eylemsiler değerli dostlarım. Tek bir konuyu ilgilendiren soru gelecekse eylemsiler, sözcük türleri ve cümlenin ögeleri. Benim beklentim bu. Onun dışında geri kalan sözcükte yapı, fiilde çatı, cümle çeşitleri vesaire soruya dağıtılacaktır. Yani şıklarda birçok konuyu soracak lardır. Evet, 5-6 tane soru yine bu sene bekliyorum çıkacaktır karşımıza. Ses bilgisi. Garanti bir tane mutlaka gelecek değerli dostlarım. Genellikle peki ne geliyor karşımıza? Ses olayları. Yani ünlü uyumları ile ilgili pek soru çıkmıyor son zamanlarda. Genellikle ses olayları ile ilgili sorular çıkıyor. Peki hocam hangi ses olayları? Ünsüz benzeşmesi, ünsüz değişimi, ünlü düşmesi. Özellikle bu üç konuya dikkat etmek lazım. Benzeşme, değişim yani yumuşama ve ünlü düşmesi. Özellikle bu üç konuyu unutmamanız gerekiyor. Onun dışındakiler de elbette çıkabilir ama en çok sorulanlar benzeşme, değerli dostlarım yumuşama ve ünlü düşmesi. Bir de birbiriyle alakalı konular var. Değerli dostlar buna da dikkat. Mesela adam ses bilgisiyle ilgili bir soru soruyor ama ses bilgisi sorusuna bakıyorsunuz yazım kuralları ile alakalı. Örneğin 1995 D yazmış. 1995 T olması lazım değil mi? Ses bilgisini ilgilendiren yazım kuralları. Bununla ilgili bir videoda koymuştum kanalıma yanlış hatırlamıyorsam. Mutlaka izleyin. Kısa bir video zaten. Onun dışında yine birbirini ilgilendiren konular. Tamlamalar ve ögeler. Ögeler ve anlatım bozuklukları vesaire bunlar birbirini ilgilendiren konulardır Bununla ilgili de yine kanalımda Türkçe dersi nasıl çalışmalıyım diye bir video olmalı ee, genel olarak Türkçe'nin arkadaşlar soru dağılımı bunlardır ee, size yardımcı olacağını düşünüyorum büyük resmi görmeniz açısından özellikle e, sorunlu bölge taraması yapıp ya benim şu konuya iyi çalışmam lazım diğer konuları biliyorum da. Özellikle sınava yakın sorunlu bölge taraması yapıp o bölgeyi iyileştirmek için güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Evet kendinize çok 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 iyi bakın değerli dostlarım. Üzülmeyin hiçbir şey için. O tatlıcanızı hiçbir şey için sıkmayın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.